Merhaba, hızlandırılmış dünya tarihi kursundayız. Bugün biraz kıyaslama ve karşılaştırma yapacağız çünkü dünya tarihi ancak böyle anlaşılabilir. Büyük ihtimalle daha önceden Christopher Columbus ismini ya da diğer adıyla Kolombu duymuşsunuzdur. 1492'de Ocean Blue ile açılıp daha önce en az milyonlarca insan tarafından keşfedilmiş Amerika'yı keşfetti. Öğretmenim, öğretmenim, Kolomb sadece şanslı bir ahmaktı. Evet, yani hayır. Ee, geçmişten beri kabul görmüş bir şey var. Eğer bir konunun uzmanı değilseniz uzmanıymış gibi davranmayın. Bu hem akademik kariyeriniz hem de öpüşme kariyeriniz için daha iyi olacaktır. Devam ediyoruz. <laughs> Kolomb'un tarihte hak edilmiş bir şöhreti var ama gerçekten de 15. yüzyılın en büyük denizcisi miydi? Hadi rakiplerine bir göz atalım. Kırmızı köşede Ha'yı görüyoruz. Okyanus seferleri denildiğinde 15. yüzyılın en önemli figürüydü. Mavi köşede ise Vasco da Gama var. Küçücük Portekiz'den çıkıp Avrupalıları Hint okyanusu ticaretiyle tanıştırdı. Kolomb sen puantiyeli köşede otur bakayım. Kuşkusuz önceki derslerimizden hatırlayacağınız üzere Hint okyanusu ticareti Müslümanlar tarafından domine ediliyordu. Ticaret Afrika'da, Orta Doğu'da, Hindistan'da, Endonezya'da ve Çin'de bulunan birçok limanı kapsıyordu ve birçok insanı acayip zengin etmişti. Son söylediğim şey bu rakiplerin deniz seferlerine olan merakını açıklıyor. Ve tabi insanlığın keşifleri olan bitmek bilmez arzusunu ve iskorbit hastalığına yakalanmalarını da bunlara dahil edebiliriz. Çanka ile başlayalım. O büyük ihtimalle hiç duymadığınız en büyük amiral olabilir. Çanka hakkında bilmeniz gereken çok önemli şey var. O e, öncelikle o bir Müslümandı. Bu size garip gelebilir ama 14. yüzyılın sonlarından itibaren Çin'in Müslümanlarla uzun bir hikayesi oldu. Özellikle de Moğolların hükmü altında yaşadıkları zaman. İkinci olarak Çanka adım edilmişti. Şükür ki 15. yüzyılda Çin'de anestezi vardı. Eminim adım edilirken hiç acınmamıştır. O da nesi? E, anestezi yok muydu? E, yazık ya çocuğa. Oh, gerçekten kötü. Hemen şirin bir şey gösterin. Evet şirin bir şey. Merhaba şirin kedicik. Ah işte burada geldi. O çay fincanına nasıl girdin teşekkür ederim. Yani çan kahadım edilerek başladığı mütevazı kariyerini için tarihinin en büyük amireli olarak tamamladı. Hadi düşünce balonuna gidelim. Çanka 1405 ile 1433 arasında Hint Okyanusu üzerinde 7 sefer yaptı. Hazine gemileri olarak bilinen gemilerle keşif seferlerine çıktı. Oldukça büyüktüler. Kolomb ilk seferinde sadece 3 gemiyle çıkmıştı. Çanka'nın ise 300 gemisi ve 27 bin mürettebatı vardı. Bu sayı o zamanki Londra nüfusunun yarısı eder. Bazı gemiler ise gerçekten devasaydı. Hazine gemilerinden biri olarak bilinen amiral gemisi 120 metreden daha uzundu. 7 belki de daha fazla direği vardı. Şuradaki küçücük gemiciyi görüyor musunuz acaba? İşte bu Christophe Colomb'un amiral gemisi Santa Maria'nın ölçekli karşılaştırması. Çanka bir kaşif değil. Deyin Tokyanusu ticareti güzergahları o ve diğer Çinli denizciler tarafından uzunca bir zamandır biliniyordu. Çanka Afrika'yı, Hindistan'ı ve Orta görmüştü ve seyahatleri ticari amaçlıydı. Ama bu daha yüksek ücretlere satıp kâr etmek üzere gemi yükle doldurmak anlamına gelmiyordu. O zaman Çin nitelikli eşya üretiminde öncüydü. Aslında dışarıdan bir şey ithal etmelerine pek gerek yoktu. İhtiyaçları olan şey prestij ve saygınlıktı. Böylece insanlar Çin'i dünyanın ticaret merkezi olarak görebileceklerdi. Bir tür vergi sistemleri vardı. Çin'de ticaret yapabilmek için yabancı ülkelerin hükümdarları ya da elçileri gelip Çin hükümdarlığının üstünlüğünü, hükümdarının yani üstünlüğünü gösteren Koltov isimli küçük düşürücü bir törene katılıyorlardı. Daha sonra ona ya da bu bir kadın da olabilir ama sonuçta hükümdar her kimse ona hediyeler sunuyorlardı. Çin imparatoru karşısında kendini aşağılamak o kadar değerli bir şeydi ki birçok prens Çangan'ın peşine takılıp Çin'e gitmekten epey memnundu. Ayrıca bu vergi heyetleri sayesinde egzotik hayvanlar da dahil olmak üzere Çin'e birçok acayip şey geldi. Çanga Afrika'dan bir hayvanat bahçesi yetecek kadar çok gergiden zebra ve zürafa getirdi. Sanki masallardan fırlanmış orta çağdaki bir Çin cücesi gibiydi teşekkürler düşünce balonu. O halde Çinliler için denizcilik teknolojisinde dünya lideriydiler diyebiliriz. Tabii ki Hint okyanusundaki ticareti domine etmek istiyorlardı. Peki neden deniz seferlerine son verdiler? Bir sebebi şu ki Çankağ sonsuza kadar yaşayamazdı ve öyle oldu. İmparatoru ve patronu Yongle öldü. Halefleri de deniz ticaretine ilgisizlerdi. Onlar daha çok Çin'i geleneksel düşmanlarından korumaya çalışıyorlardı. Yani bozkır göçebelerinden. Bunun için dünya ünlü duvarı inşa ettiler. Çin Seddi'nin büyük bölümü Ming Hanedanı tarafından yapıldı. Devasa gemileri artık yapmıyorlardı. Böylece bu kaynakları duvar yapımında kullandılar. Ming imparatorları izole olmak yerine büyüme stratejisi uygulasaydı neler olabileceğini bir düşünsenize. Şimdi de mavi köşede Portekiz'i temsil eden Kaşif Vasco de Gama'ya bir bakalım. Portekiz hakkında birkaç şey söylemek gerek. Birincisi küçük bir kıyısı vardı. İkincisi göreceli olarak kaynakları çok kısıtlıydı. Yani büyümek için ticarete bağımlıydılar. Ayrıca 15. yüzyılda Müslümanların Avrupa'da büyük yığınlar halinde bulunabilecekleri tek yer İber yarımadasıydı. Bu da Hristiyan Haçlı seferi ruhunun en canlı olduğu yer anlamına geliyor. Büyük ihtimalle Müslümanların bölgeye istikrar ve refah getirmeleri onları rahatsız etmişti. Bu Haçlıların başı gemici Henrique'ydi. Öyle anılmasına rağmen bir denizci değildi ama patrondu sadece denizcilerin değil. Sagres'te denizcilik alanında havalı çalışmalar yapan ve yeni haritalar üreten özel bir okulun da patronuydu. Bütün bunları düşününce kaşiflik söz konusu olduğunda Portekiz'den önemli bir avantajı vardı. Henrique denizcileri iki şeyi aramakla görevlendirdi. Birincisi karlı baharat ticaretine bir yerinden dalmak için Tokyo'da gidebilecekleri bir güzergah. İkincisi de Afrika'da bir yerlerde yaşayan hayali Hristiyan kral Keşiş John. Böylece Henrique Haçlı seferlerinde Keşiş John'un yardımını da alabilecekti. Vasco da Gama Henryk'in desteğiyle Afrika'yı dolaşıp İntokya'da okyanusuna ulaşan ilk kişiydi. 1498'de Hindistan'ın doğu sahillerinde önemli bir ticaret merkezi olan Kalikuta vardı. Oraya vardığında tüccarlar ne aradığını sordular, üç kelimeyle cevap verdi. Altın ve Hristiyanlar. Bu Portekizlilerin keşiflikteki motivasyonlarını özetliyor. Portekizliler Hint Okyanusu'na girdiklerinde büyük koloniler kurmadılar. Zaten bölgede hüküm süren güçlü imparatorluklar vardı. Görünüşe göre Hint Okyanusu'nun ortasında boş boş durdular. Aslında bazı kıyı şehitlerini ele geçirip kontrol altına aldılar ve tarihçilerin ticaret merkez imparatorluğu dedikleri, pardon ticari merkez imparatorluğu dedikleri şeyi kurdular. Tam teçhizatlı gemileri sayesinde topa tutarak şehirleri ele geçirdiler. Portekizlerin büyük bir nüfusu ve Hint okyanusu ticaretini yapacak büyüklükte gemileri olmadığından bunu ancak zorbalıkla elde edebilirlerdi. Böylece Portekiz gemileri diğer gemileri ele geçirip Kartaz denilen ticaret ruhsatlarını satın almaya zorladılar. Kartaz olmadan tüccarlar Portekiz kontrolündeki şehirlerle ticaret yapamıyorlardı. Uzun yıllar boyunca özgür bir şekilde Hint okyanusunda dolaşan tüccarlara göre Portekizler ticaretin hacmine veya verim hiçbir değer katmadan kar eden korsanlardı. Karta stratejisi bir müddet işlevini sürdürdü ama Portekizler hiçbir zaman Okyanusu'nun ticaretini kontrol altına almayı başaramadılar. Bununla beraber komşusu İspanya'nın ilgisini çekecek kadar da başarılı olmuşlardı. Bu da bize Kolombu getirdi. Önce bazı efsaneleri boşa çıkaralım. İlk olarak Kolomb ve mürettebatı dünyanın yuvarlak olduğunu biliyorlardı. Sadece dünyanın büyüklüğü hakkında yanılıyorlardı. Kolomb, Batlam Yus coğrafyasını ve Müslüman ilimleri temel alan Imago Mundi'yi kullandı ve Asya'yı olduğundan büyük, okyanusları da olduğundan küçük tahmin etti. İkincisi, Kolomb Çin'e kadar gidebileceğini hiç düşünmemişti. Karşılaştıkları insanları Hintli olarak isimlendirdi. Çünkü Doğu Hint e, adalarına vardığını sandı ama biliyoruz ki burası Endonezya'ydı. Üçüncü ve son olarak kolap şanslı bir ahmak değildi. Tamamen bilinmeyen sularda seyretti. Parakete hesabı olarak bilinen ve üç bilgiye dayanarak yerinizi belirlemeye çalıştığınız bir yöntem kullandı. Bunlar gittiğiniz yön hızınız ve kum saatiyle tahmin ettiğiniz zaman. Bu kadarcık bir teknolojiyle yolunuzu bulmaya çalıştığınızda bir kıtaya ulaşmanız pek de kolay değildir. Buraya gelin bayanlar baylar. Özellikle bir kıta bulmadığını sadece bir adaya çıktığını söyleyenler siz gelin. Bakayım yaklaşın 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 evet ah açık mektup vakti gelmiş sınır çizgisine açık mektup önce gizli bölmede ne varmış bir bakalım. Bu bir dünya. Teşekkürler. Buna hep ihtiyacım olmuştu. Sevgili sınır çizgisi bize dünyanın eski işleyişi ve şimdiki işleyişiyle ilgili öğretebileceğin çok şey var. 1494'te Papa 6. Alexander dünyayı ikiye bölerek Portekiz ve İspanya arasında bir ihtilaf çıkardı. İspanyol tarafı ve Portekiz tarafı. Bu gördüğünüz küre Papa 6. Alexander'a göre İspanya'ya ve Portekiz'e bölüştürülebilirdi yani. En azından sahipsiz toprak olarak bilinen yere geldiğinizde. Yani kim tarafından sahipsiz? Amerika yerleri bir dakika bu topraklar müsaitse bizde kalsın aynı durum senin için de geçerli demişti. Sınır çizgisi senin için iyi haberlerim var. 6. Alexander'ın yaptığı şey çok işe yaradı. O zaman da hiç problem çıkmadı sevgiler. Kolom topramda 4 seyahat yaptı. Diğer üçü de önemliydi ama ilk seferinde Karayip Adalarına vardı ve adını San Salvador'e koydu. E, maksadı tıpkı diğer Portekizler gibi altınları ve Hristiyanları bulmaktı. Ferdinand ve Isabella'yı zenginlikler ve yerlilerin Hristiyanlığa geçişlerini vaat ederek keşiflerine finansal destek olmaya ikna etti. E, yerlileri de haçlı seferlerine katmayı umuyorlardı. Kolomb sefer masraflarını ödemesi için Ferdinand ve Isabella'yı kandırmış olabilirdi. Aslında onlar iki uzmanı Kolomb'un planlarını incelemek üzere görevlendirmişlerdi ve ikisi de onun deli olduğuna kanaat getirmişlerdi. Birisi planın eğitimli herhangi bir insanın e, insan için imkansız olduğunu dile getirdi. Bunlar rağmen Ferdinand ve Isabella faturayı ödediler. Bunun sebebi ise sebeplerinden biri İspanyolların Müslümanları def etmelerinin ardından Haçlı seferleri için çok istekli olmalarıydı. Diğer bir sebep biber, biber ticaretinden pay almak istiyorlardı. Ay diyemedim. Biber ticareti. Tabii ki Kolomb zenginlik bulma konusunda çuvalladı. Ne biberle ne de altınla döndü. Sadece bazı yeni Hristiyan topluluklarla tanıştı ve bunu ilerleyen bölümlerde işleyeceğiz. Kolomb görevini tamamlama konusunda hem Çanka hem de Vasco de Gama'dan çok başarısız, çok daha başarısız oldu. Buna rağmen Kolomb'dan sonra gelen iki jenerasyon içinde İspanyollar üstü zengin oldu ve bir müddet Avrupa'nın öncü gücü haline geldi. Ayrıca İspanyollarla karşılaşan Amerikalılar Kolombun seferinden epey olumsuz etkilenmişlerdi. Bence burada heyecan verici olan şey Kolombun San Salvador'dan dönmesiyle ilk defa gerçek bir dünya tarihinden bahsediyor olmamız. Sen hariç Avustralya. Ee, öyleyse 15. yüzyılın en büyük denizcisi kimdi? Her zamanki gibi tabii ki bu büyüklüğü nasıl tanımladığınıza bağlı. Eğer sizin için yöneticilik vasıfları akılsız maceralardan daha önemliyse bu durumda Çankaya açık birinci olur. Ama Kolombu Çankağ'dan veya Vasco da Gama'dan daha fazla hatırlıyor olmamızın sebebi dünyada kalıcı bir etkiye sebep olmuş olması. Her zaman e, çok olumlu bir etki olmasa bile. Peki siz nasıl biri olmak isterdiniz? Çankal gibi iyi bir yönetici ve parlak bir denizci mi? Vasco de Gama gibi gözü pek ve kaptan mı? Yoksa Kolomb gibi karmaşık ama popüler bir mirasa sahip biri mi olmak isterdiniz?